Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Uğur Mutlu. Bugün sizlerle dördüncü ünite doğrusal denklemler ve eşitlikler konusuyla beraber olacağız. Ünite 4. 1. dereceden bir bileyenin denklemler. Cebir sözcüğü ilk olarak El Harezmi'nin kitabı al muhtasar fi hesap al cebir vel mukabele yani cebir ve denklem hesabı üzerine özel kitap adlı eserinde kullanılmıştır. Bu eser aynı zamanda Doğu ve Batı'nın ilk cebir ve denklem kitabı olma özelliğini taşımaktadır. Okul müfredatına lise son sınıfa kadar yayılarak alınan denklemler günlük hayatın her alanında kullanılmaktadır. Örneğin uçuk, uçakların iniş, kalkış ve rotaları bilgisayar programcıları tarafından da bir denklem olarak tasarlanmaktadır. Aslında kullandığımız tüm programlar, bilgisayar ve tablet oyunlarının hepsi değişkenlere bağlı eşitlikler içeren denklemlerden oluşmaktadır diyebiliriz. Antik Mısır matematiğin doğduğu yer olarak kabul edilir. Bunun nedeni Mısır'da matematikçilerin matematik ile ilgili işlerde görev almaları ve günlük hayatlarda matematiği etkin olarak kullanmalarıydı. Her yıl yağmurlarda taşan Nil Nehri tardaların sınırlarını su ve çamurla örtüyordu. Sular çekildikten sonra Nil Vadisi'nde bulunan verimli tarlaların ve bahçelerin sınırları birbirine karışıyordu. Sınırları karışan arazilerin tespit edilmesi için matematikçilere iş düşüyordu. Çünkü toprak sahipleri sahip oldukları toprak miktarları kadar devlete vergi ödemekteydiler. Bu nedenle her taşkından sonra devletin görevlendirdiği matematikçiler bu arazilere giderek ölçüm yapıyorlar ve arazilerin sınırlarını belirliyorlardı. Bu matematikçiler üzerinde alan arazi ölçümleri ve cebir formülleri yazan papürüsleri kullanıyorlardı. Bu papürüslerden biri de Alexander Henry Rind tarafından bulunan ve İngiltere'de British Müzesi'nde sergilenen Rind papürüsüdür. İşte ise bu papürüsten alınan ve günümüzde yaklaşık 3500 yıl öncesine ait dünyanın en eski cebir problemi. Bir tahal öbeği ile o beyin o öbeğin 7'de birinin ağırlığının toplamı 19 kilogram ise bir tahıl öbeğinin ağırlığı ne kadardır? Bir öbek varmış ve bu öbeğin 7'de birinin toplamını istiyormuş. O zaman bu öbek 7'ye bölünebilir. 7'ye bölünecekse 7a ifadesi diyebilirim. 7'de biri diyorsa 7a'nın 1 bölü 7'si yani a olacak. Demek ki a ile 7a'nın toplamı 19 olacakmış. 7a artı a eşittir 19 ise 8a eşittir 19 oldu. a dediğimiz ifade yani 7'de biri 19 bölü 8 oldu. Bizden bir tağ öbeğini istediği için yani 7 a istiyor. O zaman 7 çarpı 7, 19 bölü 8 yapabiliriz. 7 ile 19'u çarptığımız zaman 133 bölü 8 bir öbeğin ağırlığı olacaktır. A ve B gerçek sayı A eşit değil 0 ve X değişken olmak üzere AX artı B eşittir 0 ifadesine birinci dereceden bir denklem denir x değişkenin üssü 1 olduğu için denklemin derecesi 1'dir. Bazı kitaplarda da mx artı n eşittir 0 olarak adlandırılır. Yine burada m ve n gerçel sayı olacaktır. Yani buradaki m ve n'in ifadesi aynı gerçek sayı. Yine m eşittir değil 0 olacaktır. x değişken olup ifadeyi bu şekilde birinci dereceden bir bilinmeyen de denklem diyebiliriz. 2x artı 7 eşittir x 23 ise x'in değerini bulalım. Burada x'i bulabilmek için x her zaman yalnız bırakılmalıdır. X'i yalnız bıraktığımız zaman nedir? Ters işlem yaparak bırakırız. Ters işlem dediğimiz artının yerine eksi, eksi'nin yerine artı, çarpmanın yerine bölme, bölmenin yerine eksi, çarpma şeklinde ifade olacaktır. 2x artı 7 eşittir eksi 23 ise her tarafa eksi 7 ekliyoruz. 7'ler birbirini götürüyor. 2x kalıyor. Eksi 23 eksi 7 daha eksi 30 olacaktır. Her tarafı çarpmanın tersi olan 2'ye böldüğüm zaman da eksi 15 x'in ifadesi çıkacaktır. x eksi 8 eşittir 10 ise eksi 8'i her tarafı artı 8 olarak koyuyoruz. O zaman x'te artı 8 gidip x yalnız kalıyor. 10 artı 8'den x 18 oluyor. x artı 4 eşittir 6'da. Eksi 4 eksi 4 her tarafa koyuyoruz. x eşittir 6 eksi 4'ten 2 olarak karşımıza çıkacaktır. 5x eşittir 10'da. Çarpım durumunda olduğu için her tarafı 5'e bölüyoruz. 5'ler gidiyor. x yalnız kalıyor. Onu 5'e böldüğümüz zaman 2 çıkacaktır. Eksi 2x eşittir 30 olduğunda her tarafı eksi 2'ye bölüyoruz. 30 eksi 2'ye böldüğümüz zaman x eksi 15 karşıma çıkacaktır. x eksi 9 eşittir 5. Ters işlemde her tarafa artı 9 yapmamız gerekiyor. O zaman buradaki 9'lar gitti. x kaldı. 5 ile 9'u toplarsak 14 olacaktır. x artı 10 her taraftan eksi 10 çıkartıyoruz. Burada x yalnız kalıyor. 50'den 10 çıkarttığımız zaman 40 kaldı. 3x eşittir 21. Her tarafı çarpmanın tersi olan bölme yapıyoruz. x eşittir 7 oldu. Eksi 5x eşittir 15 ise her tarafı eksi 5'e bölüyoruz. Eksi 5'ler gitti. x yalnız kaldı. 15'i eksi 5'e bölsek eksi 3 oldu. x eksi 11 eşittir 4'ten. Her tarafa artı 11 ekliyorum. x yalnız kaldı. 4 ile 11'i topladığımız zaman 15 oldu x artı 7 her taraftan 7 çıkartıyoruz. 7'ler birbirini yok etti. x eşittir 10 eksi 7'den 3 olarak karşımıza gelir. Eksi 2 x eksi 100 eşittir eksi 14. Öncelikle soru ifadenin artılısını alıyorum. Ters işlemi artı 100 artı 100 olarak karşımıza geliyor. Eksi 2 x eşittir 100'den 14 ile çıkardığımız zaman 86 her tarafı eksi 2'ye bölüyorum. Eksi 2'ler gitti. X eşittir. Eksi 43 olacaktır. Eksi 3x artı 15 eşittir 18. Artı 15'in ters ifadesi. Eksi 15, eksi 15 birbirini yok etti. Eksi 3x eşittir 3 oldu. Her tarafı eksi 3'e bölüyorum. Gitti. X eşittir 3'ü e eksi 3'e böldüğüm zaman eksi 1 çıkacaktır. 5x artı 20 eşittir 0. Eksi 20 eksi 20 yazıyorum her tarafa gidiyor. 5x eşittir eksi 20 oldu. Her tarafı 5'e böldüğümüzde de x eşittir eksi 4 çıkacaktır. 20 ifadesini bu tarafa attığımız zaman eksi 20 eksi 20 yazmamız gerekiyor. Ya da halk arasında şu ifade var. Eksi artı 20 diğer tarafa ters işaret eksi 20 olarak geçerdi diyebiliriz. Yani eksi 5x eşittir eksi 35 oldu. Her tarafı eksi 5'e böldük. X eşittir 7 olarak cevabımız çıkar. Şunu yapıyoruz bazen. Eksi 5 bu tarafa geçer. Artı 5 olarak geçecektir. 3x eşittir 15. Bunun bu tarafa geçti diye bir şey yoktur aslında. Eşitliğin her iki tarafı aynı terime eklemek lazımdır. O yüzden biz pratik olarak eksi 5 diğer taraf artı 5 geçti cümlesini kullanırız. İki tarafı ekleme yapmamak için. Her tarafı 3'e bölüyoruz. x eşittir 5 olarak karşımıza cevabımız çıkar. 6 artı 2x eşittir 24. 6 diğer tarafa geçer diyebiliriz. Nasıl geçecektir? Eksi 6 olarak geçecektir. 2x 24'ten 6 çıktığı zaman 18 oldu. Her tarafı 2'ye böldüğümüz vakitte 2'ler gitti. x eşittir 9 olarak sonucumuz çıkar. Kas sayıları, rasyonel ifade olan denklemlerde çözüm yapılırken payda işleme, genişletme, sadeleştirme veya içler dışlar çarpımından yararlanır. Zaten içler dışlar çarpımı dediğimizde payda işlemenin biraz da basit yoludur. 5x 3x bölü 5 eşittir 9 dediği şeydir. 3x bölü 5'in payda işleme yaptığım zaman 9'un gizli biri vardır. 3x bölü 5 1 ile 9 bölü 1, 1 5 ile genişler. Burada 3x bölü 5 eşittir. 45 bölü 5'tir. Paydalar aynı olduğu için paylar birbirine eşit olacağından 3x eşittir 45 olur. Ve x'imizin her tarafını 3'e böldüğümüz zaman x eşittir 15 bulacaktır. Aslında aynı mantık olan içler dışlar çarpımı 1'i 3 x ile 5'i 9 çarpmaktır. 3x eşittir 45. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüz zaman yine 15 olacaktır. Yani aslında birinci yöntem ikinci yöntem mantığı yoktur. Önemli olan birinci giriş mantığı nedir? Payda eşitleyip paydalar aynı olduğu için birbirleriyle yok ediyoruz. 2x bölü 3 eksi 7 eşittir 5. Öncelikle benzer terimleri bir tarafta toplamaya çalışırız. Artı 7 olur. 2x bölü 3 12 olur. Buranın gizli biri vardır. Payda eşitlediğimizde burası 2x. Burayı da 3 ile çarptığımızda 2x eşittir 36 olacaktır. Ve x eşittir 18 olarak 2'ye böldüğümüzde cevabımız çıkar. 2x bölü 3 eşittir. 3 bölü 2. Payda eşitleme ya da içler dışlar. İçler dışlar ikili terimde sadece işimize yarar. Üçlü terimlerde her türlü payda eşitleme kullanacağımız için yine ben burayı 2 ile burayı 3 ile genişleteceğimizi düşünüyorum. 2 ile çarpıldığı zaman 4x olacak. 3 ile çarpıldığı zaman 9. Paydalar aynı olduğu için 4x eşittir 9 olarak yani x eşittir her tarafı 4'e böldüğümüzde de 9 bölü 4 kalacaktır. Eksi 3x bölü 4 artı 9 eşittir 11. 9 ifadesini diğer tarafa eksi 9 olarak geçirdiğimiz zaman 3x bölü 4 eşittir 2 olacaktır. Ve içler dışlar yaptığımız zaman burayı 4 ile çarpıyoruz yani. Burayı da 1 ile çarptığımızı düşünüyoruz. 1 ile 3x'in çarpımı eksi 3x. 4 ile 2 çarpıldığı zaman 8. Her tarafı eksi 3'e böleceğiz ki ne olacak? X yalnız kalsın. Tek amacımız X'i yalnız bırakıp alacağı değeri bulmak olacaktır. 3x bölü 4 eşittir 2 bölü 5. Burayı 5 ile burayı 4 ile ya da halk arasındaki içler dışlar dediğimiz. 5 ile 3x'i çarparsak 15x, 4 ile 2'yi çarparsak 8. Her tarafı 15'e böleceğiz ki x yalnız kalsın. O zaman x eşittir 8 bölü 15 olacaktır x bölü 2 artı 5 eşittir 11 her taraftan eksi 5'i çıkartıyorum x bölü 2 kalıyor karşımda eksi 5 11'den den eksi 5'i çıkardığımız zaman karşımıza 6 kalacak x bölü 2'yi yalnız bırakmak için her tarafı 2 ile genişletmem gerekir o zaman 2'ler birbirini götürürse 6 çarpı 2'den x 12 olacaktır x bölü 3 eşittir 5 x'i 3'e bölmüşse ters işlemi çarpmadır 3 ile çarpmam gerekir 3'ler sadeleşir. X eşittir. 5 çarpı 3'ten 15 olacaktır. Eksi 5 x bölü 7 eşittir. 8 bölü 3. Burayı 3 ile burayı da 7 ile genişletmemiz gerekiyor. 3 ile eksi 5 x'i çarparsam eksi 15 x. 7 ile 8'i çarparsam 56. Her tarafı x'i yalnız bırakmak için eksi 15'e bölüyorum. 15'ler gidiyor. 56 bölü 15 tabii ki eksi olur Elimizde cevabımız çünkü Yine payda eşitliyoruz. 5 ile 2 ile 5 ile 3'ü çarparsam 15. 2 ile eksi 3 x çarparsam eksi 6 x. Her tarafı eksi 6'ya bölüyorum. Amacımız x yalnız bırakmak. Eksi 15 bölü 6 sadeleşirse 3 ile eksi 5 bölü 2 olacaktır. Ve burada da x'i bulmuş oluyoruz. Yine payda eşitleme 5 ile 7 ile ya da 7 ile 3 x'i 5 ile 2'yi çarptığımız yine aynı ifade oluyor. Eksi 10 eşittir 21 x. Her tarafı x'i yalnız bırakmak için 21'e bölüyorum. Eksi 10 bölü 21 eşittir x olarak cevap karşımızda oluyor. 2x eşittir 3 bölü 8. Burada 2x yalnız bırakmak için sadece 2'ye bölmem gerekiyor. Yani 1 bölü 2 ile çarpmış olmam gerekiyor. O zaman her tarafı 1 bölü 2 ile çarparım. 2x çarpı 1 bölü 2 eşittir 3 bölü 8 çarpı 1 bölü 2. İkiler birbirini götürse x yalnız kalacaktır. 3 bölü 8'de 1 bölü 2 çarparsam 3 bölü ...16 cevabım olacaktır. Eksi 4x bölü 5. Ters işlem yapıyorum. Her tarafı 5 ile genişletiyorum. 5'ler birbirini götürüyor. Eksi 4x eşittir. 8 kere 5, 40 oldu. Eksi 4x'e bölmem gerekiyor. X'i yalnız bırakmak için. Her tarafı eksi 4'e böldüm. X eşittir. Eksi 10 olarak cevabım çıkıyor. X bölü 3 eksi 4 eşittir. 13 dediğim zaman... Eksi 4'ü bu tarafa atarsak artı 4 geçecektir. X bölü 3 eşittir 17 oldu. 3 çarpmam gerekiyor her tarafı ki x yalnız kalsın. x eşittir 3 kere 17 51. 7'yi bu tarafa atmam gerekiyor. Eksi 7 olarak geçti. Ya da her tarafa eksi 7 eksi 7 dediğimiz ifade. 2x bölü 3 eşittir. Eksi 7 3 daha. Eksi 4 oldu sadeleştirme yapmam gerekiyor. 2 ile sadeleştirebilirim. Ya da 3 ile çarpıp 2 ile sadeleştirebilirim. Sıralama fark etmez. Her tarafı önce 3 ile çarpalım. 2x eşittir. Eksi 12 olur. 2'ye bölerim. İki tarafı da x eşittir. Eksi 6 karşıma cevabım çıkar. Eksi 4 bu tarafa geçtiği zaman artı 4 olacaktır. 3x bölü 7 eşittir. 12 oldu. 7 ile 12'yi çarpmam gerekiyor. İçler dışlar diyebiliriz. Ya da payda eşitleme dediğimiz mantıktan hareket edebiliriz. 3x eşittir. 70, 84. Her tarafı 3'e bölmem gerekiyor. 3'ler gitti. x eşittir. 28. Eksi 2x bölü 3. Eksi 9. Eksi 9 bu tarafı artı 9 olarak geçecek. Eksi 2x bölü 3 eşittir 20 oldu. Önce sadeleştirme yapalım burada. Eksi 2 ile 20'yi sadeleştirdiğim zaman elimizde eksi 10 olacaktır. Yani her tarafı eksi 2'ye böldüm. X bölü 3 eşittir. Eksi 10 oldu. X bölü 3'ü yalnız bırakmak için her tarafı 3 çarpmam gerekiyor. O zaman x eşittir. Eksi 30 çıkacaktır. 6x bölü 5 artı 8 dediğimiz zaman bu 8 bu tarafa giderse eksi 8 olacak. 6x bölü 5 eşittir. Eksi 15 oldu. Her tarafı 5 ile genişletirsem 6x eşittir. Eksi 75 ve 6'ya bölüyorum. X yalnız kalsın. 6'lar gitti. X eşittir. Eksi 75 bölü 6. Sadeleştirirsek 3 ile sadeleşir. Eksi 25 bölü 2 cevabımız çıkacaktır. Eksi 2 bu tarafa geçerse 16 olacaktır. Artı 2 olduğu için Eksi x bölü 4 eşittir 10 aldı. Bölü 4 olduğu için her tarafı 4 ile genişletmem lazım. Burada da eksi olduğu için eksi 4 ile çarpıyorum. Eksi 4 ile çarpıldığı zaman bunlar birbirini götürecektir. X kalacaktır. Eksi 4 ile 16'yı çarptığım zaman eksi 64 sonucumuz elde edilir. X eksi 2 bölü 3 eşittir 7 ise x'in değerini bulalım. Gizli biri vardır. Gizli biri olduğu için ya payda eşitleriz ya da birbirleriyle içler dışlar yaparız. 1 ile x eksi 2 3 ile 7 çarpıldığı zaman x eksi 2 eşittir 21 ve eksi 2 ters tarafa geçerse 23 olarak elimize geçecektir. x artı 5 bölü 4 eksi 8 eşittir 10 ise x'in değerini bulalım. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. Öncelikle ama eksi 8'i bu tarafa atmam gerekiyor ki sadeli yani iki taraflı işlem olsun. x artı 5 bölü 4 eşittir 18. Daha sonra içler dışlar yapabilirim. Şimdi x artı 5 bölü 4 eşittir 18 bölü 1 olduğu için payda eşitleme ya da içler dışlar dediğimiz mantıktan hareket ederiz. O da bize ne olacaktır? 4 ile 18'i çarptığım zaman 72 olarak karşımıza cevap çıkacaktır. X artı 5 72 oldu. Ama artı 5'i istediği için her taraftan eksi 5 eksi 5 yapmam gerekiyor. O zaman x eşittir. 72'den 5 çıkarsa 67 olarak cevabımız karşımızda olur. x bölü 2 1 bölü 3 2 bölü 5 denkleminde x değerini bulalım. Burada 3 tane ifade olduğu için payda eşitleyebilirim. 2, 3 ve 5'in paydasını eşitlediğimiz zaman burası 15, 30'da genişleyebilir. Şurayı 15 ile burayı 6, 10 ile burayı 6 ile genişlettiğim zaman 15x bölü 30 artı 10 bölü 30 eşittir. 12 bölü 30 yapabiliriz. Burada 30'lar aynı olduğu için artık işime yaramaz. Çünkü paydalar aynıysa üstler aynı olacaktır. Yani elimizde 15x artı 10 eşittir 12 oldu. Şimdi x'i yalnız bırakmam gerekiyor. x'i yalnız bırakmak için her taraftan 10 çıkartırım. 15x eşittir 2 oldu. Her tarafı 15'e böldüğüm vakitte o zaman o 25'ler gitti. X eşittir. 2 bölü 5 şeklinde kalabilir. Ya da benzer terimleri aynı tarafta topladığım için şuraya baştan yok edelim. X bölü 2 artı 1 bölü 3 eşittir. 2 bölü 5'te 1 bölü 3'ü her tarafa eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 olarak koyuyoruz. Buradaki x bölü 2 artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 oluyor. Eşittir 2 bölü 5 eksi 1 bölü 3 oluyor. Buradaki 1 bölü 3'ler birbirini yok eder. x bölü 2 eşittir 2 bölü 5 eksi 1 bölü 3 çıkıyor elimizde. Buradaki rasyonel sayılar değişken olmadığı için sabit terim olduğu için ayrı işlem yaparız. Burada payda eşitleriz. Burayı 3 ile burayı 5 ile genişletiriz. Yine x bölü 2 eşittir. 3 kere 2 6 bölü 15 eksi 5 kere 1. 5 bölü 15. Buradan sonuçta x bölü 2 eşittir. 6'dan 5 çıkarsa 1 bölü 15 olacaktır. İçler dışlar yapabilirim. Ya da yine payda eşitleyebiliriz. 15 ve ee burada 2 ile 15 x eşittir. 2 karşımıza çıkar. Tekrar genişlettikten sonra 15'e böldüğümüz vakit x'in 2 bölü 15 olduğunu bulabiliriz. Bu da bir yöntemdir. Ama az önce yaptığım böyle temizleyeyim. 3 taraflı x bölü 2 benim en çok tercihim yöntemdir. 1 bölü 3 eşittir. 2 bölü 5. Eğer diğer tarafı atıp yine payda eşitleyeceksem tek taraflı hepsini 3'ünü beraber payda eşitleyip daha rahat işlem yapabilirim. Burası dediğimiz gibi 30'da geliştiriyor. 15 ile 10 ile ve 6 ile genişlettiğimiz zaman 15x bölü 30 artı 10 bölü 30 eşittir 12 bölü 30 yapabiliriz. Paydaların hepsi aynı olduğu için bizi ilgilendirmez. Artık sadece 15x artı 10 eşittir 12 olacaktır. Burada 10'u diğer tarafa atıyorum. Yani her taraf eksi 10 eksi 10 alıyorum. O zaman 15x eşittir. Onlar gitti. 12'den 10 çıkarsa 2 oldu. Her tarafı da 15'e bölüyoruz. Ç ters işlemi. O zaman x eşittir. 2 bölü 15 olacaktır. Rasyonel sayı ifadesi varsa arkadaşlar burada payda eşitleme bizim için en avantajlı sistem olacaktır. Ama şu yukarıdakinde baktığımız zaman misal şöyle x bölü 3 eksi 4 13 gibi bir terim olduğu zaman burada ne yapıyorduk? Eksi 4'ü diğer tarafa getiriyorduk. Bu eksi 4'ü diğer tarafa ikisi tam sayı olduğu için bizim için avantajdır. Ama örnek olarak x bölü 3 eksi 2 bölü 5 eşittir. 1 bölü 2 ifadesi oldu. Bunu bu tarafa getirdiğim zaman yani 2, eksi 2 bölü 5'i ters tarafa geçirdiğim zaman artı 2 bölü 5 olacak. Yine payda eşitleme olacak. Burada üçlü payda eşitleme yerine hepsinin tek payda da buluşturup daha rahat hareket edebilirim. Burası 10 olur. Buraya 6 yaparız. Buraya da 15 yaptığımız zaman bakın 10x eksi 12 eşittir 15 oluyor. Altlarıdaki paydalar eşit olduğu için dikkat almıyorum. Zaten normalde de işler dışların mantığı buydu. Eksi 12 dediğimiz ifade artı 12 artı 12 olarak geçtiği vakit buralar gidiyor. 10x eşittir. 27 oldu. Her tarafı 10'a böldüğümde de 27 bölü 10 olarak x'imizi buluyoruz. Şimdi eğer tekli ifadelerden varsa evet işler dış, dışlar çarpımı çok rahat bir şekilde hareket eder. Ama eğer üçlü ve rasyonel ifade varsa payda işlemek en basit işlem olacaktır. Şöyle bir örnek daha verelim. x bölü 3 artı 1 bölü 2 eşittir x. Yine üçlü terim. x bölü 3'te x var. x'i sol tarafa 1 bölü 2 sağ tarafa atabilirim. Ama burada yine ayrı ayrı işlem yapacağım için en güzeli payda eşitliyorum. Burasının gizli biri var. Burası 2 ile burası 3 ile burada 6 ile genişliyorum. 2x bölü 6 artı 3 bölü 6 eşittir. 6x bölü 6. Paydalar aynı olduğu için dikkat almıyorum artık. Yani elindeki ifade 2x artı 3 eşittir. 6x. Neden paydaları dikkat almıyorum? Paydalar eşitse paylar eşit olmak zorunda. Şimdi 2x'i Eksi 2 x tarafına her tarafı eksi 2 x eklediğim zaman büyük olan ifade 4 x kaldı. Burada da 3 kaldı. Her tarafı da 4'e böldüğüm zaman x eşittir. 3 bölü 4 olarak cevabımız karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek